Thank you very much, first of all, for having us, Mr. İmamoğlu. Marion Zentka, German media. I have a, well, German question. Bir Alman sorusu sorayım size. Alman hükümetinin üyeleri, muhalefet partileri dahil sizi çok seviyorlar ve sizinle alakalı yüksek umutları var. Zaten ziyaretlerde de bulunuyorlar. Hem Dışişleri Bakanı hem Maliye Bakanı. Bunu tekrar vurguladı. Ama İsrail ile alakalı farklı bir tutumları var. Bildiğiniz gibi Almanya İsrail'i destekliyor. Ama bütün olan bitene rağmen siz dün İsrail'i terörist suikast saldırıları düzenlemekle suçladınız. Siz bu konuda bu mevzuyla alakalı çok net oldunuz mu Almanlarla konuşurken? Yani Alman politikacılara bu konudaki görüşünüzü bu kadar net bir şekilde anlattınız mı? Mesela İsrail'le alakalı konuşurken terör kelimesini kullandınız mı? Alman hükümet yetkilileri ve politikacılarla konuşurken diyorum yani. Evet, bu onlarla ilişkilerinizi daha kötü hale getirecek mi? Çünkü şu an Alman hükümeti yetkilileri İsrail'i asla terör faaliyeti yürütmekle suçlamıyor. Yani bu onlar için bir kırmızı çizgi. Bunu nasıl yürüteceksiniz ve bu ilişkilerinizi nasıl etkiler? Yani sorunuza Türkçe cevap vereyim. Birincisi Almanya ziyaretimdeki bütün ilişkilerimiz yerel yönetim üzerinden Almanya ile olan Türkiye ilişkilerini güçlendirmek ve kuvvetlendirmek üzerineydi. Çok da verimli görüşmeler geçti ve bu konuda da tamamen bir yol haritası oluşturduk. Gayet de iyi gidiyor. Diğer hususlarda her ülkenin kendi dış politikası konuları vardır, soruları vardır, çözümleri vardır. Bizim de ülkemizin dış politikaya dair kurumları vardır ve bu konudaki fikir alışverişleri, görüşleri vardır. Bunları da elbette ilgiyle, dikkatle takip ediyoruz. Bizim şu anda Almanya'yla özellikle Türk-Alman ilişkileri, oradaki vatandaşlarımız, özellikle orada gurbetçi insanlarımızın Türkiye ile olan ilişkileri, yerel ile olan ilişkileri, yerel yönetimlerin kardeş şehir ilişkileri üzerinden neler yapabiliriz tarzında çok değerli projelerimiz var. Ziyaretimizin ve şu anki gündemimiz bu yöndedir. Almanya ile Türkiye arasında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak. Merhabalar. Ökeş Bulutbaşı, medyagunebakış.com. Olası Büyük Marmara İstanbul depremine Büyükşehir Belediyesi ne kadar hazırlıklı? Deprem olduğu takdirde iletişim, ulaşım ve kurtarma ile ilgili ne gibi hazırlıklarımız var? 6 Şubat depremleriyle ilgili Büyükşehir'in o bölgeye yaptığı yardımlar bütçeye etki yapmış mıdır? Teşekkür ederim. Yani deprem her daim bizim temel konumuz. Hiçbir zaman değişmez. Tabii ülkemizin dönem dönem bir takım sorunları bizi de etkiliyor. Başta ekonomi olmak üzere. İşte eğitim, çevre, birçok konu temel meselemiz ama İstanbul'da deprem çok önemli bir konumuzdur. Çok önde bir seviyede ele aldığımız husustur. Her gün aslında o konuyla ilgili icraatlerimiz vardır, gelecek planlarımız vardır ve aynı zamanda işbirliği arayışlarımız vardır. Başta ülkemizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla bu yönde en son Marmara bölgesi üzerinden hem Marmara Denizi ama aynı zamanda depremi de içine katan bir takım çalışmaları ve çevreyle ilgili çalışmaları nasıl yapmalıyız noktasında o dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ile yapılan toplantıda bir ayın içerisinde yine geniş çaplı bir toplantı yapacağımızı ve işbirliğimizi orada tartışacağımızı konuşmuştuk ama bir bakanlık değişimi yaşandı. 2 aya yakın oldu. Biz haber bekliyoruz bakanlıktan. Marmara bölgesinin başta çevre olmak üzere depremle ilgili işbirliği konularında masaya yatıracağız. Umarım devlette devamlık esastır bakışıyla bir an önce bu işbirliğini de en üst seviyeye taşırız. Musa Alioğlu benim adım. Sorum şu.
Birincisi İstanbul'a gelen yabancı turistler öncelikle havalimanına indikleri zaman bir ayak bastı parası ödüyor. 20 euro. Bu iç hatlarda farklı ama dış hatlardan gelen turistler bunu ödüyor. Ben de diyorum ki 16 milyon siz diyorsunuz, 20 milyonluk bir kente hizmet ediyorsunuz. Bu hizmetin karşılığında asıl parayı alması gereken Büyükşehir Belediyesi değil midir? Ayak bastı parasını kim kime vermeli? Belediyenin yerel yönetim olarak merkezi idareden böyle bir talebi olabilir mi, olmalı mı? Böyle bir para. İkincisi başka bir konu. Belki diyeceksiniz ki icat çıkarmayın ama belki yanlış olacaklar. Siz yer altına yatırım yapıyorsunuz. Raylı sistem, yer üstünde raylı sistem, kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı, her şey tamam. Bu şehrin, Büyükşehir Belediyesi'nin yangında, depremde, selde, afette, her türlü asayişe müessir olaylarda bir hava filosu olmalı diye düşünüyorum. Geçmişte vardı ama çok doğru bir şekilde yönetilemedi. Kim ne derse desin, yine de diyorum ki Kuzey Ormanları'nda bir yangın çıkıp da şehri tehdit ettiği zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir filosu olmalı. Helikopteri ve yangın söndürme uçağı, yangın söndürme helikopteri. Böyle bir düşünceniz var mı? Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet. Bu turizmle ilgili şehir vergisi ki uluslararası alanda bu birçok ülkede uygulanır. Otelde ilave bir para ödersiniz ve bu para aslında büyük oranda da yerel yönetime girer. Neredeyse tamamı. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki böyle bir uygulama yok. Hatta bu yönde bir vergi çalışması bir dönem yapıldı. Öyle bir yapıldı ki bunun tamamı merkezi idare verilmek üzere yapıldı. Yani yine belediyeler burada yok sayıldı. Biz bunu bir dönem, geçtiğimiz dönem özellikle Büyükşehir Belediyesi buluşmalarımızda çalıştık. Turizm Bakanlığı'na bunu duyurduk ve bu konuda belediyelerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ettik. Kaldı ki bazı yörelerde ki İstanbul'da aslında bunlardan birisi en çok turist alan şehir olarak bazı yörelerde nüfusunun birkaç katı turist ağırlayan bir dönemi yaşıyorlar ve böylesi bir döneme hizmet etme konusunda da büyük sıkıntı çekmekte. Bu tür vergilendirmelerin yapılmasının o belediyelerin de hizmetini büyütmesine vesile olacak girişimler. Bütün bunlar aslında bir yerel yönetim reformu çalışmasının bir parçası. Ama bu konuda duyarlılıktan uzak, yani ademi merkeziyetten her şeyin merkezi Ankara'da, bakanlıklara da geçtik. Bir saraya toplanması girişimleriyle karşı karşıyayız. Umarım bu dediğiniz güzel öneriler daha ilerleyen yıllarda ki bizim gündemimizde var. Bizim iktidarımızda bu ülkeye hediye edeceğimiz en güzel işler olacaktır. Son olarak bu yangınla ilgili bütün fizibilitemiz hazır. Tabii şunu söyleyeyim, birkaç husus var burada hava yangın eylemi veya stratejisi konusunda. Başta ormanlar olmak üzere yüksek yapılar ve bir takım alanlarla ilgili, sanayi yapılarıyla ilgili var. Bu konunun çok daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini, AFAD, Orman Bakanlığı, çünkü bölgesel bir metotla bu işin finanse edilmesinin çok doğru olduğunu, çünkü istatistiğe baktığınızda uzun bir süre hiçbir işlem bile o şehirde görmeyebilir ama o tür araçlar ama bölgesel ama ülkenin farklı yerleriyle ortak bir çalışmada daha verimli hale gelmesi mümkün. Bu 2 yıl önceki yoğun yangınlar esnasında bu meseleyle ilgili geniş bir açıklamamız olmuştu. Buna gerekirse katkı sunma, işbirliği yapmayla ilgili ilgili bakanlıklarla birlikte çalışabiliriz açıklamamız olmuştu. O zaman 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazılar yazmıştık kurum ve kuruluşlara ama ne yazık ki her zaman olduğu gibi böylesi bir masaya oturulmadı ve böylesi bir masaya davet edilmedik. Ama bu konunun %100 haklısınız ki açıkçası bu sene bir iyileştirme olduğunu görüyoruz. 2 yıl önceki yangınlardan ders çıkarılmış ve daha fazla hava aracıyla müdahale konusunda hem Marmara'da hem Ege'de hem Akdeniz'de daha fazla hava aracı olduğunu görüyoruz. Bu da memnuniyet veriyor.
Ama o dönem çok hazırlıksız olduğumuzu da gördük. Bu hazırlığı daha yukarıya taşıma konusunda da işbirliğine hazırız. Daha iki hafta önce 14 Büyükşehir Belediyesi'nin yangın idareleri, yine 14 belediye başkanı ile yaptığımız toplantıda aldığımız kararla Adana'da toplanarak ortak eylem ve işbirliği konusunda bir çalışma yaptılar. Orada bir rapor düzenlendi. O raporda çıkan belgeleri de yine ilgili bakanlıklarla veya kurum kuruluşlarla arkadaşlarım paylaşıyor olacaklar. Bu kapsayıcı bir politikayla güçlü bir çözüme kavuşturulacak bir yol haritası önerdiniz. Sorunuz için teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. İyi günler dilerim.